İran'a uzanalım ve o açıklamaların detaylarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan dinleyelim. Ekber, günaydın, kolay gelsin. Dünyanın birçok bölgesinden, özellikle İslam ülkelerinden Ayasofya ile ilgili tebrik mesajları geliyor, memnuniyet mesajları Türkiye'ye geliyor. Son açıklama da yine İran'dan geldi. Detayları sen anlat lütfen. Evet Tahir İnan, ilk baştan beri İran bu konuyu olumlu karşılamıştı ve destek vermişti ve o destek de devam ediyor İran tarafından. Dün İran Devlet Televizyonu Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesiyle ilgili özel bir yayın yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren bu özel yayında İran lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti bu konuyu değerlendirdi. Alınan kararın Türk halkı istekleri doğrultusunda alınmış çok önemli bir iş olduğunu söyledi İranlı yetkili. İranlı yetkili Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı için minnettardır dedi. Türkiye halkını bu önemli başarıdan dolayı İran olarak kutluyoruz ifadelerine yer verdi. İranlı yetkili ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tekrar Ayasofya Camisi'nin müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına da değerlendirdi. Pompeo'nun başka bir emri var mı? Ataları dünyadaki tüm müzeleri kiliseye dönüştürdü diye Pompeo tepki gösterdi. Türkiye'de gerçek İslam'a, Türk halkının gerçek İslam'a çok bağlı olduğunu ve Ehl-i Beyt büyüklerine büyük saygı gösterdiğini söyleyen velayeti, buna örnek olarak da Ayasofya Camisi'nde Sünni büyüklerin yanı sıra Ehl-i Beyt ve Şii büyüklerinin de isminin yer aldığı tabloları gösterdi. Velayeti İran'ın önde gelen politikalarından birisi ve aynı zamanda Dünya İslami Uyanış Harekatı'nın da genel sekreterliğini yapıyor. Söz konusu bu kurum daha önce bir tebrik bildirisi yayınlamıştı bu konuyla ilgili. Velayetinin söylediklerine göre bu bildiri Türkçe olarak, Türkçe nüshası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Ekber Karabağ'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı.